Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği EYT'de detaylar birer birer netleşiyor. EYT ile ilgili yeni yapılacak düzenleme ile borçlanma ve iş başlangıç tarihinde değişiklik yapılacak. Öte yandan emekli olanlara yapılacak kıdem tazminatı ödemeleri için önemli bir formül önerildi. Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan çalışmalarda sona yaklaşılırken emekli olanlara yapılacak kıdem tazminatı ödemeleri için de formül aranıyor. Bu konudaki öncelikli talepler arasında aynı iş yerinde emeklilikten sonra çalışmaya devam edenlere kıdem tazminatlarının ayrılırken ödenmesi için yasal düzenleme yapılmasının da bulunduğu öğrenildi. Talebin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca değerlendirildiği ve olumlu bakıldığı belirtiliyor. Yürürlükteki mevzuata göre çalışan ve işveren arasındaki anlaşmayla emeklilik işlemleri yapılırken kıdem tazminatı sıfırlanabiliyor veya iş yeri uhdesinde kıdem tazminatı hesabında durmaya devam ediyor. Vatandaşların emeklilik için merakla beklediği EYT düzenlemesinde yaş sınırı olmayacak. 8 Eylül 1999 tarihinde 18 yaşına giren kadın çalışan 2023'te 42 yaşında emekli olabilecek. Aynı yaş ve tarihte işe başlayan erkek çalışan da bir yıl sonra 43 yaşında emekliliğe hak kazanabilecek. Yapılan hesaplamalara göre olası EYT düzenlemesi sonrasında ilk yıl emekli olacak sayısı 1.6 milyon kişiye kadar çıkabilecek. Bunun da ek 528 milyar liralık bir fon ihtiyacına neden olacağı belirtiliyor.